Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda güncelleme almayan bir iPhone modeli ile ileride nelerle karşılaşacaksınız ya da güncelleme yapılmayan bir cihazda e, ne gibi sorunlarla yüzleşip nasıl çözüm bulabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Eğer sizin de iOS 16 almayacak, güncellemesi almayacak cihazınız varsa merak etmeyin. Elimde şu an uzun süredir güncelleme almayan iPad 4, Wi-Fi olan modeli var ve hala şu an YouTube uygulamasını sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Eğer jailbreak yapabilirseniz cihazınızın güncelleme alıp almaması pek de önemli değil. Birçok sorunu jailbreak sayesinde çözebiliyorsunuz. Ee, çıkan yeni özellikleri de jailbreak sayesinde bu eski cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, uzun süre güncelleme almadığınız zaman yaşayacağınız şüphesiz ki en büyük problem bir takım uygulamaları App Store'dan artık yüklemiyor oluşunuzdur. Örneğin şu an benim iPad'im iOS 10.4 versiyonunda sanırım kalmıştı. Artık hiçbir güncelleme almadı ve artık eskiye ayrılmış cihazlar arasında sayıldı. Bu nedenle Apple Store'u açıp herhangi bir Öyle yeni çıkan e, popüler oyunlardan ya da popüler uygulamalardan birine tıkladığım zaman e, iOS 12.2 ya da daha sonrası bir versiyon gerekmektedir diyor. Şu an 2022 yılındayız ve ben bu cihazı yanılmıyorsam 2013 yılında almıştım, daha doğrusu çalıştığım bir şirket vermişti. E, sonrasında cihaz bende kaldı tabii ki. Ee, 2013'ten 2022'ye 23 desek neredeyse bir 10 senelik bir geçmişi var. Ve 10 senede yaklaşık e, iOS 10 da bayağı geçmişe dayanıyor aslında. Ee, bir bakayım tarihine. Sizin için baktım. Ee, iPad 4 ne zaman çıkmıştı? 2 Kasım 2012'de çıkmış. E, son iOS güncellemesi ise iPad 4'e gelen benim şu an kullandığım 10.3.3'müş. E, July 2017 yani Temmuz'un 2017 Temmuz'da en son güncelleme gelmiş. E, yani aslında 5 sene boyunca e, Apple bu cihaza iPad 4'e güncelleme desteğini sunmuş. Belki 10.3.4 de çıkmış olabilir. Ben onu jailbreak yaptığım için kurmamış da olabilirim. Emin değilim. 2019'da sunmuş o desteği de. Ee, şu an ben 10.3.3'deyim ve 2017 yılının en son yayınlanan tarihli güncellenmesini kullanıyorum. Şu an 2022 yılındayız. 5 ee, yıl geçmiş üzerinden. 5 yıldır da e, yine ben bu iPad'i genellikle YouTube izlemek için ya da herhangi bir browser'dan bir şeylere bakmak için, podcast dinlemek için, e, ne bileyim başka neler için, çocuğun bir şeyler oynaması için, e, GarageBand uygulamasında bir şeyler çalmak için, e, filzadan işte Zoom'dan mesela meeting yaptığım oldu pandemi döneminde bunun için acil şeyler varsa. Hemen Outlook'tan indirip Word'le düzeltip göndereyim gibi işler için, Instagram için, ne bileyim ekşi sözlük için birçok şey için bu iPad'i yine kullanıyorum ben. Ee, yılların iPad'i olsa bile. Ee, hani ne kullanamıyorum derseniz, zaten oyun oynamıyorum. Belki oyun oynayan arkadaşlar için ee, iPad biraz eksik kalmış olabilir bu yönüyle. Ne de olsa 10 yıllık bir cihaz. Ee, ve beni en çok üzen şey de bir gün YouTube uygulaması mevcut en güncel sürümde olmasına rağmen uygulamayı açınca artık bu YouTube'u kullanamazsınız. Güncellemeniz gerekir şeklinde bir uyarı vermesiydi. Ve bu uyarıdan sonra e, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kapata tıklıyorsunuz. YouTube direkt kapanıyor. Uygulamayı kullanamıyor oluşum en çok üzen şey oldu. Ancak bunu da YouTube'un içerisindeki dosya sistemine girip buradan fizla ile girmiştim. Bir tane config.plist adında bir dosyaydı sanırım. Ondaki bazı satırlara rastgele bir sayı denedim. Öyle deneyen arkadaşlar varmış. Yalnız bulduğum kaynaklardaki denediğim versiyonlar da çalışmıyordu. En son bir tane denedim. O denediğim işe yaradı. ...info.plist olması lazım. E, denediğim işe yaradı ve... ...bu dosyayı değiştirdikten sonra YouTube uygulaması sorunsuz olarak açılmaya başladı. Hani ne yapabilirdim? Belki e, daha farklı bir... E, ...yani üçüncü parti dediğimiz... ...farklı bir e, YouTube uygulaması kullanabilirdim. Ancak tabii ki o da orijinal yerini tutmuyor. Bu şekilde çözdüm. Ben nasıl yaptığımı tekrar bir bakayım. Ha evet burayı değiştirmiştim. Şurada bir rakamı değiştirmiştim. Hemen ona da konusu gelmişken bakalım. Bundle short version string sanırım buydu. 1504 yapmıştım bunu. Burada başka bir 11'li bir rakam vardı. Deneye deneye buldum arkadaşlar. 11, 12, 13 vesaire gibi versiyonları yapmışlardı. Arkadaşlar çalışmamıştı. Evet, şu ikisini CF Bundle Version ve CF Bundle Short Version String şu ikisini 15.04.2 15.04.2 şeklinde düzenleyip kaydettiğim zaman bu info.plist dosyasını YouTube sorunsuz bir şekilde açılmaya başladı. Bununla ilgili ayrı detaylı bir video çekerim. Bu dosya ise nerede bulabilirsiniz? Var klasörünün içinde, Bundle klasörünün içinde Sanırım Application klasörünün içinde Oradan da YouTube klasörünün içine giderek bulabilirsiniz. Şimdi peki Mesela bir uygulama yüklemeye çalışıyorum. Ve bu uygulamayı FIFA Futbol'a tıkladım. Yükleyemedim. Nasıl yapacağım? Nasıl bir çözüm bulacağım buna derseniz eğer cihazınızda Jailbreak varsa ee, bu App Store yerine başka store'lar var. Onları deneyebilirsiniz. Oradan eski versiyonlarını bulup eğer linkler hala çalışıyorsa eski versiyonlarını yükleyebilirsiniz. Ya da eğer bir iPhone kullanıcısıysanız Aynı zamanda e, iPhone'daki App Store'dan aynı tabii şeyi kullanmanız gerekiyor burada. Aynı iTunes adresini iki telefonda da kullanmanız gerekiyor, iki cihazda da. E, burada mesela LinkedIn uygulamasını ben telefonuma yüklemiştim. E, ancak iPad'e yüklemek istediğim zaman tabii ki yine en güncel versiyonunu burada eğer hiç yüklü olmasaydı iPhone'da biraz önceki hatayı alacaktık. Ama e, iPhone'umda yüklü olduğu için burada bir bulut işareti çıkıyor. Bu bulut işaretine tıklayınca geçerli olan en uyumlu versiyonu yükleyeyim mi diye soruyor size. Eğer burada download derseniz uygulama sorunsuz bir şekilde yüklenip yani çalışan iOS e, 10.3.3'te çalışan en güncel versiyonunu e, yükleyerek işlem yapacak. Eğer uygulama içerisinde herhangi bir doğrulama yani bu versiyondan daha geçmişi kullanma gibi bir doğrulama yoksa biraz önce YouTube'da karşılaştığımız gibi uygulamalar sorunsuz açılıyor. Bunun gibi pek çok uygulamayı ben kurdum. Mesela Chrome Browser'ı şu an kurulmuyor ama e, iPhone'umda Chrome Browser yüklü olduğu için e, iPad'e de bulut işaretine tıklayarak e, Chrome Browser'ını kullanabiliyor oluyorum ve şu an gördüğünüz gibi yüklüyor. Ee, bu şekilde çözebilirsiniz Tabii iki cihazınız da varsa ya da e, uyumlu başka bir e, ipod gibi bir cihazınız vardır güncel e, o destekliyorsa daha güncel versiyonu yüklemeyi e, öncelikle ondan yükleyip sonrasında farklı bir cihazınızdan bulut işareti gözükecek artık ona tıklayarak çözebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi zaten uygulamayı yükledi ve çalışmaya başladı. Yani arkadaşlar yaşayacağınız en büyük sorun e, sık kullanılan önemli uygulamaların artık e, eski iOS versiyonlarına desteği çekmesi. Şu an 2022 yılındayız ve son güncellemeyi 2017 yılında almasına rağmen aradan 5 yıl geçmiş ve ben hala bu cihazımda YouTube gibi e, efendime söyleyeyim mail uygulaması, LinkedIn, Chrome browser. Yani Telegram, birçok popüler şeyi kullanabiliyorum. Hatta jailbreakli olduğu için e, iPhone için yüklediklerimi de tam ekran olacak şekilde açıp görebiliyorum. Mesela Instagram ve ekşi sözlük o şekilde. Normalde bunlar e, iPhone uygulaması olduğu için yarım geliyordu. Ancak e, bazı tweakler sayesinde bunları tam ekran'a sığdıracak şekilde e, gördüğünüz gibi açabiliyorsunuz. Şu an Kayıt olmadığımız için dik çevirmiş. Eğer hesabım girili olsaydı açacaktı yani şekilde. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Yani basit olarak böyle bir çözüm getirebilirsiniz. Üzülmeyin iOS versiyonunu 16 versiyonu alamayacağım diye. Bu iPad'im garibanım kaç senedir versiyon almamasına rağmen hala biraz da benim çabamla birlikte güncelliğini korumaya çalışıyor. Yani yettirmeye çalışıyor kendini. Ee, şu anda zaten iPhone 7 Plus'ın e, teknik özellikleri de oldukça iyi. iPad 4'e göre çok ileride bir cihaz. Ee, yani iOS 16'yı almasa bile ki şu an iOS 15 için bile henüz doğru düzgün bir jailbreak yöntemi çıkmış değil. Ee, ben şu an iOS 14'te kullanıyorum. 16'yı almasa bile zaten birçok 16'daki özellikler jailbreak tweakleriyle e, kullanılabilir hale gelecek. Yani tweak yükleyerek ee, hoşunuza giden özellikleri zaten kullanabileceksiniz. Bu yüzden e, idare edebildiğiniz kadar idare edebilirsiniz. E, yani kısacası cihazınız donanımsal olarak sağlam olsun. Yazılımsal olarak illaki yavaşlamalar vesaireler yaşayacaksınız ama e, bunu da artık katlanırsınız bir şekilde. E, i̇lerleyen videolarda iPhone 11 ile iPhone 7 Plus'ın hız testini de yapacağım sizle. Çok da ciddi bir hız farkı olmadığını göreceksiniz. Ben çekmeden önce birazcık bir uğraştım, denedim. Ee, lütfen kanalı beğenmeyi, abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri falan açmayı unutmayın. Bunun gibi birçok videolar gelecektir arkadaşlar. Görüşmek üzere.